Değerli arkadaşlar, istatistiklere göre başarısızlığın, mutsuzluğun %96'sının asıl sebebi iletişim sorunudur. Sen bir adaya düştün ve tek başınasın. O adada senden başka kimse yaşamıyor. O zaman iletişim sorunu yaşamazsın. Çünkü bir sorun yok ortada. İletişim kurduğun insan yok. Veya bir köpeğin var, hayvanın var adada. Onlarla sorunu yaşamazsın. Çünkü iletişim sorunu yaşamazsın. Peki ne zaman iletişim sorunu yaşarsın? İnsan devreye girdiği zaman. Yani sen evlendin. Evden iki kişisiniz. Sen farklısın, o farklı. Onun davranışlarından beğenmediğin tarafların olabilir. Bu çok doğal. Sen onun davranışlarını, beğenmediğin davranışlarını ona söylediğinde, bak bunları değiştir, bunlar yanlış şeyler dediğinde, sana tepki vermiyorsa, kendi davranışlarını değiştirmiyorsa, o zaman öfke yaşamaya başlarsın. İlk adımları budur. Sıkıntılar yaşamaya başlarsın, mutsuz olmaya başlarsın. Çünkü bir şey değiştirmek istiyorsun ama değişmiyor. Bir çeşit duvar gibi duruyor. Yani tepki vermiyor sana. Sen işte o zaman senin mutsuzluğun başlıyor. O zaman senin başarısızlığın başlıyor. O zaman özgüven sorunu yaşamaya başlıyorsun. Ondan önce çok özgüvenliydin, iyiydin. Çünkü inanıyordun kendine. Her şeyi yapabilirim, her şeyi değiştirebilirim diye inanıyordun. Ama karşında değişmeyen bir şey var. Konuşuyorsun, değiştirmek istiyorsun. Değişmiyor. Ve artık eskisi gibi değil. Kendini mutsuz, güçsüz, değersiz, özgüveni düşük ve kötü duygularla dolu bir insan gibi hissedersin. İşte hemen bunun arkasında aile sorunu başlıyor. Aile sorunu sadece eşinle değil, çocuklarınla da olabilir. Veya annenle, babanla, onlarda beğenmediğin davranışlar var. Onları değiştiremedin sen. Değiştiremediğinden dolayı arkasından aile sorunları başlıyor. Problemler. Gittikçe büyüyor. Kendini mutsuz hissediyorsun. Ben bunu hak etmiyordum. Eşin sorumluluk almıyor. Çocukların sorumluluk almıyor. Eskiden mükemmel bir hayatım vardı belki. Ama hiç hak etmediğim bir hayatın içerisine girdim. Seni evde köle gibi kullanıyorlar. Kimler? Güvendiğin çocukların. Hani o aşkla severek evlendiğin kocan seni köle gibi kullanıyor, sömürüyor. Veya tersini de söyleyebiliriz. Veya senin hanımın. Aile sorunu çözülmedikçe problemler büyüyor, gittikçe büyüyor. Ve genellikle insanlar böyle durumda en kolay yolu seçiyorlar. Ne yapıyorlar? Boşanalım gitsin diyorlar. Çözüm olarak hep öyle öğretildi çünkü. İstatistiklere göre Avrupa'da evlenenlerin %40'ı boşanıyor değerli arkadaşlar. Bu az buz değil. İşin kolayına kaçıyor herkes. Peki doğru olan bu mu arkadaşlar? Bu muydu yani? Hayat bu mu? Hani boşanarak çözüleceğini mi zannediyorsun? Yarın çocuklarım var. Onlar da evlenmek isteyecekler. Onların kafalarında evlilikle alakalı çok kötü bir hatıra bıraktınız artık. Çünkü onlar evlenirken veya evlenmek istemeyecekler. Diyecekler ki ya annemle babam şu sıkıntıyı yaşadı. Evlilik sorunları yaşadı. Ben niye evleneyim ki? Ben de aynısını yaşayacağım. Öyle düşündüğünden dolayı bir türlü evlenemez veya evlenmek istemez. Veya evlenmek istiyordur. Düğünlüğe gittiniz kız istemeye. Kızın babası size şu soruyu soracak. Peki bu damadın, bu çocuğun annesi nerede veya babası nerede demeyecekler mi? Veya siz sağlam aile misiniz? Siz birlikte değilsiniz ki. Bu çocuk da aynı şekilde bizim kızı heba edebilir. Babası gibi bırakıp gidebilir. O yüzden çözüm o değil değerli arkadaşlar. Çözüm nedir? Genellikle insanlar burada çaresiz ve yalnız kalıyorlar. Kişiye göre çözüm vardır değerli arkadaşlar. Sen de eğer öyle bir durumdaysan, bunları yaşıyorsan, ta baştan bu zamana kadar, aile sorununa kadar sorun yaşıyorsan ve nereye gideceğini bilmiyorsan ve sana spesifik olarak, özel olarak bir çözüm sunulmasını istiyorsan, o zaman bizimle iletişime gir. Bu videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur, gönder. Online görüşmede şu anda neredesin? Durumun ne? Hedefin nedir? Oraya ne kadar zamanda varmak istiyorsun? Seninle oturalım,
online görüşmede adım adım bir konsept çıkaralım, bir çözüm sunalım. Eğer sen de huzurlu bir aile istiyorsan o zaman yapacağın şey hemen videonun altındaki linke tıkla, form doldur ve gönder. Hoşça kal.